Arkadaşlar şimdi bir tane şey aldım, lavuk aldım. Bir tane bunu aldım. Toplam 5 lira mı ne etti? 5-6 lira bir mutlu. Arkadaşlar şu anda Petronas ikiz kulelerinin oraya geldim. Ortam böyle. Ağalar şimdi yolun ortasında yürüyorum. Karşıya geçemedim, öyle kalabalık ki. Buradan daha iyi görünüyor ha. İyi görünüyor ha. Ya burada birkaç tane de çakal var. Bu şimdi Petronas Kulesi yok mu? Orada fotoğraf çekeceğin zaman paralı falan diyor. Lan yürü git dedim, ağzını. Arkadaşlar şimdi biraz gezdim tozdum. Bir şeyler yedim. Ondan sonra cama tut. Su satan her türlü adam var. Ben de şöyle uygun bir yer bakıyorum da nasıl yapacağım bilmiyorum. Yoksa para bitiyor. Bulunduğum ortam bu şekil. Selamlar. Şimdi burada bir festival varmış da. Şu festival. Aa, bu paralıymış. Yok ya, işim olmaz o zaman. Valla festivale katılayım dedim ama paralıymış. Kaç para bu? 1 2 3 4 ringgit. Çok bir şey değil ama boş ver ya. Gerek de yok. Arkadaşlar şimdi metroya geldim. Kalacağım yere gideceğim otele. Şöyle bir tane şey aldım. 2 lira mı ne? Yani burada metro çok gelişmiş. Çok uygun fiyat. Fiyat da çok uygun. Şimdi şöyle bir ortam. Yani ben şu anda şuradayım. Şuraya gideceğim. Ne kadar dedi ya? 1 lira mı? Öyle bir şey. Şu. Ağalar şimdi alışveriş merkezine geldim de şu 2 lira ikisi. Bir atmıyor. Şu ekmekler ne kadar? 10 ringgit mi? Şu şey artık ya, pahalı. Mesela şu 4 ringgit. İşte milli yiyeceğimiz nakit ne kadarmış? 5 ringgit, içinde 5 tane var. Aslında fena değil diyor. Neyse bu akşam. Ya bir tane cici bebe almayı planlıyorum da bayağıdır sağlıksız bugün beslendim birkaç gündür. Biraz cici bebe falan yiyeyim de dengelesin. Öyle bir cici bebe ya. Ya bizim de hemen hemen yok ya, bizden pahalı bunlar. Bizden pahalı ama. Al Haribo 80. Yani Haribo burada yenmez. Al Toblerone 7 lira diyor. Lan bizde ne kadardı ki?
kilo. Ha, Türk baklavası. 14 14 gün gitti yani. 14 TL diyorum da pardon, 14 gün gitti dediysem yok. Aynı ya bizdekilerde. Şu 9 gün gitmiş. Yani şey yukarı çok bir farkı. Parçalayacak yerde baktım, şöyle pek görünmüyor ama şimdi burada birkaç tane Türk gördüm, böyle birkaç tane Türk falan gördüm. Hoşuma gitti, böyle bir keyfim yerine geldi. Abiler sağ olsun böyle yani beni iyi karşıladı. Arkadaşlar selamlar. Şimdi ben kaldığım hostele gidiyordum. Biraz da benim moralim bozuktu. Ya çünkü birkaç kere ben kolye bileklik gitar mitar çalmaya çalıştım. İzin vermediler. Sörnacıma burada bir Britain diye bir yer varmış. Sağ olsun işte bir tane Türk abi bana, ya o da şans, Türk iş kebap yazıyordu. Baktım hemen girdim de, ama böyle böyle bir durum var. İşte kardeşim dedi şuraya git, böyle git, şöyle git falan derken bana işte tarif etti. Dedim saat kaç gibi falan dedim, müsait oluyor böyle. Tam zamanı dedi, şu anda saat 9. Tam zamanı git dedi falan. Ben bir tane gece pazarına geldim de burası gece pazarıymış. Şöyle göstereyim. Şimdi burası gece pazarı, burada işte kolye, bileklik vesaire bunları rahatça satabiliyorsun. Ama tabi polisler genel anlamda burada tur atıyor. Şöyle bir göz gezdirdim. Fena değil ya, ben burada bir bakacağım bir. Ama şu karşıya geçsem daha iyi. Hani dedim acaba, şimdi şuralarda çok kolye molye satan var. Ben şu diyorum aşağı gideyim. Aşağısı daha iyi gibi. Şimdi biraz göstereyim de size. Genel anlamda böyle, bir de şarkı söyleyen falan, gitar satan, işte gitar satan, kolye satan, bileklik satan, ya dilenci bile hepsi burada. Biz de armut gibi var ya, gidip başka yerlerde takılıyoruz. Al. Karayip korsanlar eskimiş hali. Bir tane abimiz burada. Buraya daha erken saatte gideceğim ki sıkıntı olmasın ya. Elektrik falan satan. Orada gene bir şarkıcı
Yine bir şarkıcı var burada. Şimdi şöyle bakıyorum, bak burada bir tane dinleyici. Yani millet, nasıl diyeyim sana, işi gücü olmayan, olu olsun olmasın, bir şey satamayan en kötü insanlar burada dinleyicilik falan yapıyor. Şimdi geldiğim hastaya gideceğim, tekrar kaldığım hastaya gideceğim. Bugün yoruldum. Bir de saat kaç, 9.30 anca giderim ya. Yoruldum, yarın bir evi 5 gün falan gelirim olmazsa. Bir bakarım, bir şeyler deneyeceğim inşallah. Ya bugün aslında olduğu gibi bir şeyler ama beni tatmin etmedi, o yüzden sırf var ya, üşenmedim. 2-2.5 kilometre falan yol yürüdüm, geldim buraya. Dedim bakayım şuna. Bir de bizim hosta sağ olun. Arkadaşlar şimdi bir çılgın bir şeyler oluyor, anlayamadım. Arkadaşlar selamlar. Şimdi bugün Malezya gelişimin tam 7. günü olması lazım. Genel itibariyle özetleyecek olursak, ilk önce burası çok sıcak bir ülke, onu söyleyeyim. Yani şu anda terim görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı terledim. Ve de şöyle bir durum var, burada soğukta kalan insanlar çok fazla. Bak fare, bak. Tüh, her yerde fare. Ya onu da söyleyecektim de al, gene fare. Bak. Oy. Ya şimdi şöyle bir durum var. Burada bir ağır koku var. Onu söyleyeyim ya, soğuklarda nereye giderseniz gidin, burada bir ağır koku var. Ve de burada abartmıyorum, şu anda zaten size gösterdim. Burada acayip şekilde fare var. Yani ben şu anda 1,5 saattir falan geziyorum. Ya burada ben 30-40 tane fare gördüm herhalde. Ya bu nasıl bir şey, ben anlamadım ya. Pis bir yer ya. Ya burası Kuala Lumpur. Şöyle baksan işte gökdelenler bilmem falan filan. Bir gir içine, olay tamamen farklı. Tamam her şey çok güzel falan ama tamamen böyle değil ya. Abartıyor.